Mehmet Zahit Kotku Hazretleri ve Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi Hazretleri. Evet. Süleymaniye Camii'nde bir yangın çıkmış gördüğü rüyada. Herkes kaçışıyor. Mezar taşında çok önemli bir sır var ama. Nedir mezar taşındaki sır? Demiş ki kendi vefat etmeden önce mezarımı biraz derin kazın. Ben demiş ayağa kalkacağım. İşte bu zatın kabri şerifi açılmış. Ben diyor gördüm diyor Mehmet Zahid Efendi. Batının anladığı ölümsüzlük ile İslam medeniyetinin, İslam tasavvufunun ve İslam'ın anladığı ölümsüzlük aynı şey değil. Peki vefatında da çok enteresan şeyler yaşanıyor. Evet. Doktorlar başucuna gelmişler. Nabız alamıyorlar ama... İstanbul'un Pirleri'nin yeni bölümündeyiz. Ben İlkay Buharalı, kıymetli araştırmacı yazar Ömer Faruk İspir'le hazırladık. Aslında o hazırladı, ben sizlere ulaşması için aracılık yapmaya çalışıyorum. Ne de iyi ettiniz, sağ olun. Ve keyifle de içindeyim. Her defasında söylüyorum, anlatmak zamanını tarihler ötesinde, zamanın içinde yapıyormuş gibi hissediyorum. Aslında bunu yapalım bence. Bence olabilir. Yapıyoruz zaten. Yapıyoruz bak. Ama daha da devam edelim. Tarihte anlatmak özel zamanı yaptık, diyelim. Gerçekten öyle. Hem gerçekten her defasında söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Niyetimiz de zaten buydu. Ziyaret edilen, işte Ramazan boyunca çokça ziyaret edilen bu mekanların gerçekte ev sahiplerinin kim olduklarını anlatalım. Bugüne dair söyledikleri varsa kulak verelim. Çünkü onların bir dertleri vardı. Zamanlarını aşan, çağlarını aşan. Çoğuna zamanın kutbu ondan deniyor bence. Evet. Zamanlar ötesiler çünkü. O yüzden kalplerden kalplere tesir etsin. Biz de öğrenelim diye yapıyoruz gerçekten tarihte bir anlatmak zamanı. Şimdi bu bölümde seçtiğimiz iki isim Mehmet Zahid Kotku Hazretleri ve Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi Hazretleri. Evet. Daha yakın geçmişte iki zatı muhtemelen anlatacağımız. Artık. Ve Süleymaniye Camii'nin de haziresinde şu anda istirahat ediyorlar. Evet. Niye bu iki ismi seçtik efendim, de size soralım. Çünkü onların anlattıkları günümüz insanlığına çok şey söylüyor. Biraz sonra anlatmaya başladığımızda bunu da gerçekten görecekler. İnsanlığın şu çağda, bu dönemde yaşadığı tüm dertlere bir şeyler söylemişler. Az önce de söylediğim gibi içine girdiğimizde, konuşmaya başladığımızda onların neler olduğunu kıymetli seyircilerimize görecek. İnanılmaz gerçekten. Peki başlayalım o halde, Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi Hazretleri ile başlıyoruz. Önce bir kimdir? Öyle başlayalım mı yine? Başlayalım. Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi Hazretleri devrinin kutuplarından, sizin de söylediğiniz gibi, ve Hazret 1813-1894 yılları arasında yaşamış. Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi Hazretleri her şeyden önce bir hadis alimi, tefsir alimi, fıkıh alimi. Akşemseddin'de bahsettiğimiz gibi yine bir ilmi nücum üstadı, yani astrolog. Matematik ve fizik problemleri çözen bir matematikçi, bir fizikçi. Çünkü Osmanlı ordusuna katılıp 93 Harbi dediğimiz Osmanlı-Rus Harbi'nde savaşları olmuş böyle bir zattan bahsediyoruz. Oradaki topların mekanizmalarını yapmış, atış mesafelerini falan ayarlamış böyle bir zattan bahsediyoruz ki bir de onun akılların sınırını zorlayan ilmi seviyesinin yüksekliği hakkında söyleyebileceğimiz şeylerden. Şimdi Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi Hazretleri adı üstünde Gümüşhane'nin Emirler ilçesinde dünyaya teşrif ediyor. Babası bir tüccar, ipek ve kumaş tüccarı. Babasının yanında tüccarlığa başlıyor fakat gönlü ilim okumaktan yana. Babası da kendisini Gümüşhane'de bulunan en önemli hocalara da gönderiyor. 4 tane önemli hocadan ders aldığı kaynaklarda yazıyor. Şeyh Kasım Efendi, Şeyh Ömer Efendi, Şeyh Ali Efendi gibi önemli müfessirlerden, hadisçilerden, matematikçilerden dersler almış. Fakat bu tahsilin kendisini tatmin etmiyor bu tahsil ve daha ileri bir tahsil yapmak istediği zaman babası ona bir para kesesi dikip hediye ediyor. İçine de harçlık koyuyor ve kendisini İstanbul'a gönderiyor. İstanbul'a geldiğinde önce küçük Ayasofya dediğimiz yerde bir üniversite bitiriyor. Oradaki medreseyi bitiriyor. Sonra Mahmut Paşa Medresesi diye bir medrese bitiriyor. Yani iki üniversite bitiriyor bugünkü lisanla söyleyecek olursak. Fakat Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi Hazretleri fenni ve dini ilimleri okuduktan sonra aynı bizi seyredenler bilecekler. Akşemseddin Hazretleri'nde olduğu gibi mürşidi kamilsiz yol alınamayacağını, bir rehbersiz yol alınamayacağını ve bu işin bir aşk işi olduğunu fark ettiği için öğrendiği zahiri ve batını ilimlerin kendisini kurtarmayacağını,
kendisini ilerletmeyeceğini, kainatın hakikatini, Muhammed Mustafa'nın hakikatini ve insanın kendi hakikatini anlatmayacağını görüyor. Kainatı nasıl okuması gerektiğini bilmediğini fark ediyor. Ve bunun için bir mürşidi kamil aramaya başlıyor ama o sırada gördüğü sırlı bir rüya var. O rüyada şu, Süleymaniye Camii'nde bir yangın çıkmış gördüğü rüyada. Herkes kaçışıyor, insanlar can derdine düşmüş. Bir tek kendisi can derdine düşmemiş. Gökyüzünden bir nur yağıyor üstüne doğru. Sonra kubbe açılıyor ve içeriye bir ip sarkıtılıyor. Kendisi rüyasında o ipe tırmanarak caminin kubbesinden dışarıya çıkıyor. Bu rüyayı kendisi daha sonra anlattığında şöyle söylüyor. Diyor ki Ahmet Ziyaettin Efendi, o ip Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen Allah'ın ipine tutununuz ki kurtulunuz ayetinin temsiliydi. Ama o ip zahiri manada da, yani görünen manada da benim mürşidim Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin halifesi Ahmet bin Süleyman el-Ervadi Hazretleri'ydi diyor. Şimdi Hazret tabi bu mürşit arayışı sırasında önce koca minare ya da hoca minare tekkesi denilen bir tekke bulmuş. O tekkenin bir şeyhi var. Abdülfettah el-Ukari Hazretleri diye bir zatla tanışıyor. O zata çok ısrar ediyor kendisini dervişliğe, talebeliğe, gönül evlatlığına kabul etmesi için. O zat diyor ki evladım sen bu bağın gülü değilsin diyor. Yani senin nasibin bende değil. Ne kadar ısrar ettiyse de kabul etmiyor bu Hazret. Fakat gönlü kırılmamış. Öyle büyük insanların gönlü hiç kırılmaz bir şeye. Bulanmaz onlar yani. Bulanık su değillerdir onlar. Bence hepimize düşen de bu olmalı. Gönlümüzü böyle birçok şeye bulandırıp da ceviz kabuğunu doldurmayacak meselelerden birbirimize küsmemeliyiz. Bence bunun da verdiği mesaj bu. Ve yine de o hoca minare tekkesine gitmeye devam ediyor. Fakat diyor ki bir gün yine canla tak etmiş. Ben kesinlikle diyor Abdülfettah el-Ukari'ye intisap etmeliyim diye gittiği bir gün orada mürşidi azizi Ahmet Süleyman bin el-Ervadi Hazretleri ile tanışıyor ki az önce de söyledim. O Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin halifesi ve o dönemde de Trablus-Şam müftülüğü yapıyor Hazret. Abdülfettah el-Ukari diyor ki işte mürşidin budur diyor. Ve orada bir yine bir keramet gerçekleşiyor. O keramet de şu, Ahmet bin Süleyman el-Ervadi diyor ki evladım benim hocam Mevlana Halid bana bir mektup yazdı. O mektupta diyor seni tarif ediyor diyor. Mektubu çıkartıyor. Mektubun içeriğinde Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi'nin görüntüsü, yani şemali görüntüsü var. Onu yazdırmış. Çizim, ha, yazılmış mı? Yazılmış. Yazılmış. Oku diyor yani veriyor. Aha. Diyor ki ben seni hiç görmeden hocamın işareti üzerine yani böyle bu tipte birini bul. O, yani senin nasibin, onun nasibi sende diye böyle bir yönlendirme yapmış. Ve diyor sana diyor mektubun devamını okuyayım. Mektupta şöyle bir ifade var. Diyor ki ey evladım Süleyman Ahmet bin Ervadi, Ahmet Ziyaettin'i bul. O zira diyor açılmamış bir velayet goncasıdır. O Çin'den Hindistan'a, İstanbul'dan Bursa'ya, Anadolu'dan Irak'a, Ürdün'e kadar insanları irşad edecek bir zattır. Ve onu da sen yetiştireceksin diyor. Ve işte o gün orada intisap gerçekleşiyor. Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi Hazretleri Süleyman Ahmet bin el-Ervadi Hazretlerinden 3 yıl boyunca bir seyr-i sülük eğitimi görmüş. 2 defa halvete girmiş. Ve bu halvetlerin neticesinde, bu seyr-i sülükün neticesinde 3 yıllık dönem geçtikten sonra Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi Hazretleri mürşidinden icazetname alıyor ve bir mürşidi kamil olarak hizmetlere başlıyor efendim. Ve bugün de burada anlatılıyor. Evet, bugün de burada anlatılıyor. Selam olsun ruhaniyetine. Hani selam olsun ve hiç görmeden aslında şeyhidin şeyhi nasıl kendisini müjdelemiş. Gerçekten çok hani bu tür menkibelere böyle şey gözüyle bakıyorlar ama bakmasınlar, bunun da belgesi elimizde. Mektubun yazılış tarihi de elimizde. Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi ile karşılaşmadan kaç sene önce yazılmış Mevlana Halid tarafından Süleyman Ahmet bin el-Ervadi'ye o mektup. Ya hani bunlar elimizde. Tabii elimizde bunlar belgeli. Yani şöyle arkadaşlar, tarihten belgeli bir anlatmak zamanı yapıyoruz evet. Aslında. Yani yazılmış mektuplar ortada, tanıklıklar ortada. Bu arada Osmanlı'nın yazılı bir kültürü yoktur diye yanlış bir bilgi çok var. Yanlış. Oysa ki Osmanlı gerçekten hiçbir kağıdı atmamışlar. Yazılı. Küçük notlara kadar saklamışlar. 2,5 milyon okunan şu anda ama 115 milyondan fazla da okunmayan arşiv vesikası olduğunu tarihçiler konuşuyor. Yani aslında yazılı bir tarihimiz var fakat okumakta daha aciziz bugün baktığımızda aslında görünen. Ecdat tarih yazmış torunları okumaktan aciz diye bir laf var ya, maalesef. Aklıma onu getirdiniz. Maalesef maalesef. Peki çok önemli işler yapıyor sonra. Tabii mürşid-i kamil olduktan sonra acayip projelere imza atıyor. Bu projelerin başlıcası kendisinin
gezip dolaştığı yerlere ki of işte Trabzon, Bayburt, Rize, Gümüşhane gibi yerlere ve Anadolu'nun birçok yerlerine, Ankara'ya işte ne bileyim Kayseri'ye, hatta Kahramanmaraş'a ki benim memleketim, oralara matbaalar açmış. Hazret kitap basılması için, fizik kitapları, matematik kitapları basılması için, hadis kitapları, tefsir kitapları basılması için bu birinci hizmeti. Ve yalnız şöyle enteresan bir hadise var. Bu kitaplara peki ne olmuş diye soracak olursanız, Osmanlı Devleti biliyorsunuz malum yıkılış yaşadı, Birinci Dünya Harbi'ni yaşadı, sonra biz bir Kurtuluş Savaşı verdik ve Cumhuriyetimizi kurduk. O dönemde işte işgal altındayken Osmanlı toprakları, Ruslar işgal ettikleri yerlerde Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi'nin o bastırdığı kitaplara el koymuşlar ve Moskova'ya götürmüşler. Bu birinci hizmeti Hazret'in. İkinci hizmeti, Hazret bir yardımlaşma sandığı kuruyor tekkesinde. Bu yardımlaşma sandığında paralar birikiyor ve o paraları fakir fukaraya dağıtıyorlar. Bu da ikinci hizmeti. Çok büyük paralar toplanmış ve az önce saydığım yerlere, hatta Mısır'a, Irak'a, Ürdün'e kadar ve Anadolu'nun birçok şehrine kadar bu paralar fakirlere ulaştırılmış. Ve üçüncü hizmeti de şu Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri'nin o tekkesini bir bilimler akademisi ya da güzel sanatlar akademisi ya da bir edebiyat akademisi gibi çalıştırmış. Orada tefsir, hadis, fıkıh, akaid, matematik, fizik, kimya, astronomi gibi derslerin okutulmasının yanı sıra ki bu derslerin çoğunu kendisi okutuyor. Bunun yanında da güzel sanatlar, tesip, hat, minyatür gibi sanatlar insanlara öğretilmiş. Bununla da yetinilmemiş. Orada motor çalışmaları yapılmış, orada torna çalışmaları yapılmış, tesviye çalışmaları yapılmış, makine yapılmış o tekkede. Böyle enteresan çalışmaları var. İnsanları dolayısıyla sanatkarlığa ve ustalığa yönlendirmiş. Bu tür hizmetleri var. Bir de Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi'nin çok önemli bir hizmeti daha var. Ramuzül Ehadis diye, biraz sonra gireceğiz zaten kitapları kısmında, iki ciltlik bir hadis kitabı var. O kitapta diyor ki İslamiyet yaşanması gereken ve yaşandıkça önem kazanan ve yaşandıkça anlaşılan bir dindir diyor. Dolayısıyla o Ramuzül Ehadis kitabı adı üstünde bir hadis kitabı ve içindeki seçtiği, Hazret'in seçtiği hadisler tatbikat sahası olan, yani halkın içinde yaşanabilecek, ev içinde yaşanabilecek, toplumda yaşanabilecek, tatbikatı olan, cemiyet hayatında yaşanabilecek hadisi şerifleri seçmiş. Dolayısıyla Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi kendisine talebe olanları yaşam, hem kendi yaşamıyla hem de Peygamber Efendimizin gösterdiği yol ile eğitmiş ve irşad etmiş efendim. Mezar taşında çok önemli bir sır var ama. Nedir mezar taşındaki sır? Mezar taşında çok ilginç bir sır var. Ben de ilk ziyaret ettiğimde seneler evvel fark ettim bu sırrı. Mezar taşında baş tarafında başka bir şey yazıyor, ayak taşında başka bir şey yazıyor. Önce ayak taşını söyleyeyim, bizi seyredenler biraz heyecanlansınlar, beklesinler. Ayak taşında Muhaddesiül Kiram'dan Allame-i Cihan Kutbuzzaman Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi göçtü ruhuna Fatiha yazıyor. Tamam. Baş tarafında şu yazıyor. Ehli hak ölmez, o haydır. Ahmet Ziyaeddin de haydır diyor. Yani ölümsüzdür diyor mezar taşında. Ki o mezar taşı Osmanlı zamanında yapılmış. Tarihi bir vesika belge yani. Az sonra Mehmet Zahit Kotku'dan bahsedeceğiz. O da ölümsüzlükle ilgili o kadar çok şeyler söylemiş ki. Formüller varmış hatta. Birazdan onların detaylarına geçeceğiz. İkisinin bir bağlantısı, hoca-öğrenci bağlantısı şöyle, var mı? Manen baktığınızda aslında zamanlar birbirini tutmuyor. Ama manen baktığınızda Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri Mehmet Zahit Kotku'nun piridir. Çünkü Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi mürşidinden, yani Süleyman Ahmet bin el-Ervadi Hazretlerinden icazet aldıktan sonra, ki Nakşi yoludur o, Nakşi ekolünde bir başka ekolün içinde bir ekol oluşturmuş. O yola da Gümüşhaneviye demişler. Yani Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi pir olmuş. Mehmet Zahit Kotku Hazretlerinin silsilesi geriye saydığımızda Ahmet Ziyaeddin Gümüşhaneviye gidiyor. Zaten aynı bahçede yatıyorlar Süleymaniye'nin haziresinde. Aynı bahçedeler. Evet. Peki Hazret'in bazı eserlerinde Rahmani tılsımları var. Evet. Diye bir bilgi var. Nedir evet. O? Hazret'in az önce bahsetmiş olduğum Ramuzül Ehadis kitabının tılsımını Hazret demiş ki bu kitabı Allah-u Teala Hazretlerinden onun yüce müsaadeleriyle izin aldım ve bu kitabı okudum, nefes ettim. Bu kitabı evinde bulundurup bu kitabı içinde yazılanları yaşayanlara bu kitap bir rahmani tılsım görevi görecek ve evlerine huzur,
bolluk, bereket, rızık genişliği ve hatta hasta olanlara da şifa ihsan edecek Allah'ın izniyle demiş. Ramuzul Ehadis kitabının böyle bir tılsımı var efendim. Ve bir de onun yazmış olduğu bir Mecmuatül Ahzab diye bir kitabı var. Mecmuatül Ahzab. Bu Mecmuatül Ahzab kitabı iki cilt, her birinin kalınlığı böyle. Yani biner sayfadan falan fazla her bir cilt. O kitabı 28 senede yazmış, 18 bin risale, makale, kitap tarayarak yazmış. Peygamber Efendimiz'den kendi zamanına gelinceye kadar birçok İslam büyüğü ve sahabenin dua, tesbihat, evrad-ı esker ve zikirlerini toplamış. Ve o zikirlerin, o evrad-ı eskerların ne işe yaradığını yazmış. Mesela Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinden tutun Enes bin Mali'ye, Hazreti Ali'den Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ayşe'ye, İmam-ı Gazali'ye kadar, Abdülkadir Geylani, Mevlana, Şah-ı Nakşibend, İbnül Arabi'ye kadar birçok, yani orada belki 500'den fazla isim var. O isimlerin az önce söylediğim gibi evrad-ı eskerlerini, zikirlerini, dualarını toplamış ve mesela demiş ki bu tesbihat baş ağrısına iyi geliyor. Bu tesbihat rızıksızlığa, rızık darlığına iyi geliyor. Bu tesbihat yağmur yağmayan bir yere okunursa Allah'ın izniyle oraya yağmur yağmasına vesile oluyor. Ya da insanlardaki psikolojik rahatsızlıkları, korkuları gideriyor. Ama Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri şunu söyler. Allah-u Teala Hazretleri manevi sebepler yarattığı gibi maddi sebepler de yaratmıştır. Dolayısıyla duaya sarılacağız. Duaya sarılmanın, zikre sarılmanın öncesi sonrası yoktur ama buna sarılırken maddi sebeplere de sarılın. Mesela kendisinin tekkesine okunmak için gelenler olurmuş. Yani beni okuyun, iyi olayım diye. Okuyayım, bir kısmetim açılsın. Ya da işte kısmetim açılsın. Ya da zengin olayım. Ya da işte hastayım, iyi olayım diye. Kendisi önce o gelenlere maddi sebeplere sarıldınız mı diye sorarmış. Yani doktora gittin mi? İş bulabilmek için her yere başvurdun mu, çalıştın mı gibi sorular sorarmış. Bu soruların cevabı olumlu ise okurmuş. Yani eğer derse ki kişi ben iş bulmak için hiç gayret etmedim, sen önce gayret et de gel. Ya da iyileşmek için doktora gitmediyse, doktora gitmedin, doktora gitmek Hazreti Peygamber'in emridir, sünnettir. Medine'ye başka ülkelerden doktorlar geldiği, hekimler geldiği zaman Hazreti Peygamber onların orada oturmasına, hasta tedavi etmesine müsaade etmişti. Dolayısıyla doktora gitmek sünnettir, sen önce doktora git. Doktora giderken de yine gel okuyayım ama gitmediyse doktora ya da iş bulmak için ya da kısmetinin açılması için hiçbir çalışma yapmadıysa önce maddi sebeplere sarılması gerektiğini söylemiş. Kitaba dönecek olursak Mecmuatül Ahzab kitabı ile ilgili diyor ki bu kitabı evinde bulundurup okuyanlara diyor evlerine bolluk, bereket, huzur gelsin. Eğer hastalarsa iyi olsunlar. Yine diğer hazretler gibi İmanlarını kurtarmadıkça ölmesinler. Bak bu o kadar önemli ki İlkay Hanım, imanı kurtararak ölmek. Çünkü şeytan son nefeste derler ki bir bardak suyla insanın imanını çalacak derler. Benim bir hastalığım olmuştu, burada uzun uzun anlatmayayım ama o hastalığım sırasında hastanede yatarken bir hafta su içememiştim ben. Eskiden bu lafı duyardım. Şeytan bir bardak suya iman çalarmış lafını. Şimdi su içmem yasak ama ağzım tamamen kapalı. Hiçbir şey yemem içmem yasak. Ağzımın içi taş gibi oldu ve bu hadis aklıma geldi. Dikkat ediniz. Ölüm anında şeytan bir bardak suya imanınızı çalabilir. Demek ki dedim doğruymuş. Çünkü suya öyle bir iştiyak duyuyor ki insan. Bu anlatılmaz yaşanır derler ya, aynen öyle. İşte o yüzden Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri de işte diyor ki bu kitabı evinde bulunduranlar imanlarını kurtararak ölsünler. Fakirlik çekmesinler. Kısmetleri açılsın. Bizi dinleyenler de şimdi eminim alacaklardır. Bayağı kuantum kodlama ya. Bayağı bir kodlama yapmış Hazreti yani. Gerçekten velhasıl. Ben bugünün yani geçmiş mutasavvıfların, İslam alimlerinin çok büyük kuantumcular, ilk kuantumcular olduğunu düşünüyorum. Nitekim şimdi Mehmet Zahid Kotku Hazretleri'nin hikayesinde de onu çok net göreceğiz. Ha bu arada psikolojiyle ilgili söyledikleri var. Psikolojiyle ilgili söyledikleri de şunu söyleyeyim. Kendisinin bir Necatül Gafilin diye bir kitabı var. Yani necat, kurtuluş demek. Gaflet de iyi doğruyu seçememek ve bocalamak gibi anlayabiliriz. Yani iyi doğruyu seçer hale gelip kurtulmanın kitabı gibi bir kitap yazmış. O kitabı mutlaka okusunlar. Şimdi girersek vaktimizi çok aşarız. Hazret orada ayetlerle ve hadislerle psikolojisi bozuk olanlara yol göstermiş. Tabii yine önce doktora gidini yazmış Hazret. Burası önemli. Orada mesela Şuara suresinin, Şura suresinin, Yasin suresinin, Mülk suresinin
kendilerine okurlarsa Fetih Suresini, kendilerine okurlarsa bunun mesela şifaya iyi geleceğini, psikolojilerini düzelteceğini söylemiş. Hadi bir tane böyle bir örnek verelim. Çok girersek çok dallanıp budaklanacak çünkü. Ama kitap basılmış, Türkçe'ye çevrilmiş, alıp okuyabilirler. Mehmet Zahit Kotku Efendi'ye geçelim. Evet. Ölümsüzlük sırlarını anlatıyor. Evet, doğru mu okuyorum? Evet. Bu Hazret de efendim 1897-1980 arasında yaşamış. Artık iyice günümüze geldik. Şimdi Mehmet Zahit Kotku Hazretleri tabiinden Muhammed Sabit el-Benani diye bir zat var. Tabiin ne demek? Sahabeyi gören. Peygamberimizi görene sahabe, sahabeyi görene tabiin denmiş. Tabiinden Muhammed Sabit el-Benani'nin ve mürşidi, kendi mürşidi Tekirdağlı Mustafa Feyzi Efendi'nin ölümsüzlük sırlarını anlatmış. Ve bununla alakalı da bir hadis okurmuş sohbetlerinde. Orası çok enteresan. Şimdi Muhammed Sabit el-Benani Enes bin Malik Hazretlerinin yanında 40 yıl durmuş. Böyle bir zattan bahsediyoruz. Ve ondan 200 tane hadis öğrenmiş. Ve o hadisleri de bir kitap oluşturmuş. Muhammed Sabit el-Benani'den hadisler diye. O da çevrilmiş, günümüze alıp okuyabilirler. Ve o 200 hadis de muteber hadis kaynaklarında da ayrıca var. Onu da bahsetmiş olalım. Bu zat diyor ki, İnsan diyor ölümsüz olmak isterse, bu arada buraya bir parantez açalım. Şimdi ölümsüzlük deyince diyecekler ki ya bu zatlar ölmüş. Hani ölümsüzlükten bahsediyorlardı. Kabirleri var. Yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için burayı bir açmak gerekiyor. Efendim Batı'nın aradığı ve Batı'nın anladığı ölümsüzlük ile İslam medeniyetinin, İslam tasavvufunun ve İslam'ın anladığı ölümsüzlük aynı şey değil. Karşı tarafın yani Batı medeniyetinin ne aradığı belli. Oraya hiç girmiyorum. Bizim medeniyetimizin, doğu medeniyetimizin anladığı ölümsüzlük şudur. Normal şartlarda bir insan öldüğü zaman ruhuyla bedeni arasındaki alaka kopar. Bu hazretlerin yaptıkları manevi çalışmalar neticesinde, velayetleri neticesinde bedenleriyle ruhları arasındaki irtibat kopmuyor. Yani öldükten sonra da tasarrufat gösterebiliyorlar ya, ya da vefat ettikten sonra da bir surete bürünüp insanlara gözükebiliyorlar ya, bu şekilde yapıyorlar bunu. Buradaki kastedilen ölümsüzlük bir bu, ikincisi onların unutulmaması, üçüncüsü onların eserleriyle yaşaması, dördüncüsü onların insanların rüyalarına girip hala tasarrufta bulunuyor olmaları gibi ölümsüzlüğü bu şekilde anlamak lazım. Ve bir de onlar mezarlarının içinde naaşları çürümemiş bir şekilde istirahat ediyorlar. Dolayısıyla bizim anladığımız ölümsüzlükten kasıt bu. Bir de ruhlarıyla bedenler arasında bir irtibat var. Biz onlarla konuştuğumuz zaman mezarlarının başına gidip bir Fatiha, üç İhlas okuyup konuştuğumuz zaman bizi duyuyorlar efendim. Şimdi gelelim Muhammed Sabit el-Benani'ye. Bu zat-ı muhterem de yine böyle bir veli, bir zat. Az önce kim olduğundan bahsettik. Bu zat-ı muhterem diyor ki ölümsüz olmak için veli gibi yaşamak lazımdır diyor. Veli olmayı beklememek lazımdır. Veli gibi yaşamak lazımdır. Zaten veli gibi yaşarsan veli olursun demiş. Ve çeşitli riyazatlar, halvetler ve zikirlerle tabii önce farzları yapacaksın. Farzları yapmadan yani benim size borcum var. Borcumu ödemeden size hediye getiriyorum gibi düşünün. Önce farzlar yapılacak. Bunlar yapılırsa diyor insan o az önce anlattığım ölümsüzlüğe ulaşır diyor. Mehmet Zahit Kotku Hazretleri şöyle bir şey anlatmış. Demiş ki bu zatın şöyle bir Allah'tan ricası varmış. Ya Rab ben mezara girdiğimde mezarımda namaz kılmak istiyorum diye. Bu da Yusuf en-Nebhani diye bir zat var. Onun Veliler ve Kerametleri diye bir kitabı var. Oradan bakabilirler. Orada bu hazretin mezarına konulduktan sonra Muhammed Sabit el-Benani'nin böyle tahtalar kapatılıyor ya. Demiş ki kendi vefat etmeden önce mezarımı biraz derin kazın. Ben demiş ayağa kalkacağım. Hani normal şartlarda kalkamazsın. Hakikaten o şeyler örttükten sonra ayağa kalkma sesini ve Fatiha Allahu Ekber deyip namaza durma sesini duymuşlar ve mezarından zaman zaman da Kur'an okuma sesleri geliyormuş. Bunu böyle bu şekilde Mehmet Zahid Efendi sohbetlerinde anlatıyor. Mürşidi Tekirdağlı Mustafa Feyzi Efendi için de diyor ki o günde 7 zeytin, 7 hurma ve 7 tane kuru üzüm yerdi. Çok çok behali beşeriyeti çok baskın olursa da bir tas mercimek çorbası içerdi diyor. Böyle bir riyazat ve halvetten bahsediyor. Böyle bir tefekkürden bahsediyoruz. İşte bu zatın kabri şerifi açılmış. Ben diyor gördüm diyor Mehmet Zahid Efendi. Kabrinde çürümeden yattığını görmüş ve yine Tekirdağlı Mustafa Feyzi Efendi'nin de insanların rüyalarına girip tasarrufta bulunduğunu söylemiş. Ne zaman açılmış kabri? Öyle bir kayıt var mı? Var. Mehmet Zahid Efendi kendisi anlatıyor. 1950'de açılmış kabri. Açılmış, tabii. Görmüşler. Evet. Hiçbir kendi şey de görmüş. Çok... Tasavvufi Ahlak kitabının ikinci cildinde galiba yazıyor bu bilgi. Evet.
Tekke sofrasında bir yaşadığı özel bir olay var. Çok enteresan. Kendisi çok genç yaşında, 27 yaşında hilafetname almış. Yani tekkeden diploma almış, mürşidi kamil olmuş. Çok zayıfmış, o kadar zayıfmış, o kadar çelimsizmiş ki tekkedeki yemekleri hazırlayan aşçı dede üzülmüş haline. Demiş ki, böyle büyük tepside getiriyorlarmış yemeği. O tepsiyle yemek geldiğinde hep etin fazlasını ona mı koyarmış? Bir tarafa saklayıp Mehmet Zahid Efendi'nin önüne çevirip koyarmış. Yani kaşığı, çünkü yesin. Ki tabii o yesin diye. Her seferinde de Mehmet Zahid Efendi ne zaman önüne konulsa böyle bir çevirirmiş tepsiyi. Hmm. Yani tepsi bir daha bir tur atıyor artık kimin önüne denk gelirse. Bir gün aşçı dede bir başka dervişle haber göndermiş. Ya ben bu evladımıza yemek koyuyorum. Her seferinde bunu çevir, bilerek mi yapıyor bunu diye. O da demiş ki, bilerek yapıyorum tabii demiş. Benim kısmetimi aşçı dede vermesin. Allah verir benim kısmetimi. Zira biz kendimizi değil başkalarını düşünmekle emrolunduk demiş. Vay be, ne güzel yani işte. Örnek olsun bunları düşünebilmek. Keramete ermek ve manen ölümsüz olmak. Ha, bunu okuduk zaten değil mi? Yok, burada bir burada çok bir, hemen bir şey söyleyeyim. Bu yukarıdaki söylediklerimizin aynısı geçerli ama bir hadisi şerif naklediyor. Hemen ona nakledeyim. Tabii. Naklettiği hadisi şerif şu. Hatta iki tane hadis naklediyor. Hadis bir, darda kaldığınızda, bunaldığınızda salih ölülerden yardım isteyin diye bir hadisi şerif var ki bu hadisi şerif İsmail Hakkı Bursevi'nin Tamamül Feyz kitabında geçtiği gibi Mevlana Halid-i Bağdadi'nin halifesi Muhammed Abdullah Elhani'nin de Adab kitabında geçiyor. Bu birinci. Hani biz onların yüzü suyur metine diye istiyoruz ya. Evet. Ya da Fatiha okuyoruz, orada dua ediyoruz. İşte tam bunu kastediyor. İkinci okuduğu hadisi şerif de Mehmet Zahid Efendi'nin şu Buhari'de geçer. Ben bir diyor ki, kulum bana yaklaşmak için farzları yapar. Sonra nafileleri yapar ve bana yaklaşır. Bana yaklaştıkça ben onu severim. Sevdim mi onu kendimde öldürürüm. O bende öldüğü zaman ben onun yürüyen ayağı, gören gözü, koklayan burnu, konuşan ağzı, tutan eli olurum demiş. Ve Mehmet Zahid Efendi diyor ki, burada tam bir seyri sülük anlatılıyor diyor. Evet, hı hı. Cevabı bu. Vay. Peki vefatında da çok enteresan şeyler yaşanıyor. Evet. 1980'de yani, evet. Çok da yakın. Kayıtlara yine geçmiş. Evet. Ne oluyor? Miladi olarak 13 Kasım 1980'de vefat etmiş. Burada 3 tane enteresan hadise var. Enteresan hadisenin birincisi, doktorlar başucuna gelmişler. Nabız alamıyorlar ama ölü gibi de değil. Çünkü naaşı soğumuyor bir türlü. Sıcak hala ve yüzündeki pembelik hala duruyor. Ve işin daha garibi, içeriden bir yerden böyle dinliyorlar. Bir Allah diye ses geliyor boyuna. Artık girdi manın zikrine, azalarım dil oldu dediği gibi Niyazi Mısri Hazretleri'nin azaları dil olmuş, her yerinden zikir sesleri geliyor. O yüzden böyle yaşanan bir hadise var. Bir de uyuyor gibi. Bir türlü doktorlar ölüm şeyini imzalayıp da verememişler yani, korkudan acaba ölmedi mi diye. Böyle bir ölümsüzlük sırrına ermişler yani. İkincisi, Allah-u Teala Hazretleri biliyorsunuz kuşluk vaktine yemin eder Kur'an-ı Kerim'de. Hmm. Birçok surede yemin etmiştir. Kuşluk vakti akşamüstü demek. Yok. O evvabin. O kuşluk vakti sabah namazından sonraki vakit. Öğlene kadar olan. Öğlen, tabii öğlene tamam. Kadar olan vakit. O vakte yemin etmiş Allah-u Teala Hazretleri. Yani özel bir vakitte bir kere vefat etmiş. Böyle bir ikinci bir enteresan bir husus var. Üçüncü enteresan husus da şu. 5 Muharrem Hicri göçüş tarihi. Muharrem ayı biliyorsunuz Hanedan-ı Ehl-i Beyt-i Mustafa'nın, Hasan, Hüseyin efendilerimizin, Hazreti Ali efendimizin anıldığı bir ay ve Hüseyin efendimizin şehadetinin gerçekleştiği bir ay. Dolayısıyla Hanedan-ı Ehl-i Beyt-i Mustafa aşıkları yani veliler, evliyaların hepsi öyledir. Genelde baktığınızda kitaplara aşağı yukarı hepsi değil ama büyük çoğunluğu diyeyim, böyle de bir tecelli olmuş. Muharrem ayında göçmüşler efendim. Çok ilginç. Ve Hazret de 5 Muharrem'de şey olarak, hicri olarak 5 Muharrem'de Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Ve hatta Hazret'in şöyle bir sözü var. Ehl-i Beyt o kadar aşıkmış ki. Vefat ederken su istersen cesedimi köpeklere atın demiş. Estağfurullah el-Azim. O kadar Hazreti Hüseyin'e aşık. Ve demiş ki, Muharrem ayından başka bir gün ölürsem de cesedimi köpeklere atın demiş. Estağfurullah el-Azim. O kadar Hazreti Hüseyin'e aşık. Yani nasıl yaşamışlarsa öyle ölmüşler. Hı-hı. Aslında ölümsüz olmuşlar. Kuantumcu dedim ya az önce. Hani evet. Aslında çok büyük kuantumcular diye.
bir hayal kuran adamın hayali nasıl gerçek çok olur diye de bu. Bir şey var gerçekten. Evet evet, bu çok ilginç. Bir kitabında mı yazmış? Ki kendisi de anlatıyor. Buna tanık olan dervişler de var. Gönül çocukları, gönül evlatları da var. Şimdi iki tane burada enteresan olay var. Dervişlerinden bir tanesi diyor ki, şimdi çok yakın zamanda vefat ettiği için Mehmet Zahid Efendi, onun dervişlerinin bazıları hayatta. Belki burada konuşulmasını istemezler de isim vermeyeceğim ama ben biliyorum onların kim olduğunu. Yaşlı insanlar da. Ondan sonra bu diyor ki o zatın bir tanesi, ben diyor dilime bir ilahi takıldı. Şimdi burada kalbini temizleyen kurtulmuştur diye bir bahis var. Dilime bir ilahi takıldı ama sanki diyor sizin dediğiniz gibi kodlanmış yani. O belli bir yer, sanki gökyüzünden, uzaydan, rüzgardan bir yerden geldi benim kulağımdan, gözümden bir yerden içeriye girdi sanki. Bir ilahi dilime takıldı. Ama diyor ben onu bilmiyorum sözünü diyor. Ve sürekli sadece şunu söylüyorum diyor. Söz şu: gönül aynesini sufi arındırırsan safi, sana bir kapı açılır, ayağın olur Cemalullah diye sürekli bunu tekrarlıyormuş. Mehmet Zahid Efendi'nin huzuruna gitmiş bir 3-5 ay sonra. Mehmet Zahid Efendi'yi ilk görüştüklerinde yani bu olaydan sonra. Mehmet Zahid Efendi direkt bu ilahiyi okumuş ve arkasından da demiş ki kalbini temizlersen Cemalullah'ı görürsün demiş. Yani burada da muhteşem bir kuantumculuk örneğiyle karşı karşıyayız. Gerçekten. Bu hayal kuran adamın hikayesi çok ilginç. Hakikaten şöyle ki, bunu anlatan kişi diyor ki ben çocukluğumda üzüldüğüm zamanlar birisiyle konuşmak ve sırlarımı, dertlerimi ona anlatmak için, hani her çocuk yapar ya, bir hayali arkadaşı icat ettim kendime diyor. O hayali arkadaşı kendimce çizdim, resmettim kendimce hafızamda. Böyle beyaz sakallı, tonton bir dede. Ben diyor ne zaman başım sıkışsa otururdum bir köşeye, gözümü kapatırdım. Bütün ilkokul, ortaokul, lise, üniversite anlatırdım diyor. Bir gün diyor üniversite yıllarında diyor bir arkadaşım beni Mehmet Zahid Efendi'ye götürdü diyor. Meğer yıllarca hayalimde çizip uydurduğumu zannettiğim adam Mehmet Zahid Efendi'ymiş diyor. Tonton dedeyi buldum Mevladım demiş Hazret. Öyle de şakacılar. Öyle demiş karşısına, evet. Çıkınca da. Ay, çok enteresan gerçekten. Allah ile insan arasındaki 70 bin zulmani perdeyi nasıl açıklıyor? Ondan önce şöyle enteresan bir şey var. Hemen birkaç cümle söyleyeyim. Siz, bir Haç suresi 66. ayetten bahsetmiş. Ve burada diyor ki sizi diri kılan, sonra öldürecek olan, sonra yine diriltecek olan odur diye bir ayet-i kerime var. Buna verdiği mana diyor ki sizi diri kılan, yani şu anda yaşıyoruz, birinci şey bu, öldürecek olan, Allah gecinden versin hepimize, sağlık sıhhat versin, vefatımızı söylüyor. Sonra yine diriltecek olan odur kısmı var ya, orada aslında diyor ki Mehmet Zahid Efendi, bu diyor zahiren ilk planda akla gelen ahiretteki, kıyametteki dirilmedir. Evet. Ama batini planda deminden beri anlattığımız ölümsüzlüğü anlatmaktadır. Yani kişi bu dünyada iki defa doğarsa, ki Hazreti İsa'nın öyle bir lafı var, iki defa doğan ölümsüz olacaktır diye. İki defa doğarsa, kalbini temizleyip kendini arındırırsa, işte deminden beri konuştuğumuz o ölümsüzlük sırrına erecektir diyor. Şimdi bu 70 bin zulmani perdeyle ilgili olarak da demiş ki Allah-u Teala Hazretleri ile insan arasında 70 bin hicap perdesi, zulmani perde vardır. Aslında diyor Allah-u Teala Hazretleri ayan beyan ortadadır. Aramızda bu perdeler olduğu için biz onu görememekteyiz diyor. Peki bu perdeler nedir diye kendine soruyorlar. O diyor ki çok ilginç. Birinci perde nefsi emmaredir. İkinci perde şeytanın kendisidir diyor. Üçüncü perde sessizlik diyor. Yani biz mesela burada, ben tek başıma oturuyor olsam ya da siz tek başınıza oturuyorsanız, burası sessiz olsa, sessizliğin bir ilmi vardır, sessizliği duymak lazımdır. O da Allah'la insan arasında bir perdedir. O perde kalktığı zaman insan sessizlikteki ilmi ve sessizlikteki sesi duyar demiş. 4. Kalbin üstünde bir sis vardır. O da bir hicaptır, perdedir. O da kalktığı zaman kalbi sırlara açılır. 5. Ruhunun üstünde bir perde vardır. O perde de kalktığı zaman Allah'a aşina olmaya başlar demiş. 6. Beyinde bir kapalılık vardır ki bunu üçüncü göz diye açıklıyorlar ya. Tasavvuf yollarında da tam şurasını, bu alnın ortasını ceset olarak tabir ederler ve seyr-i sülük sonunda buradan çıkış yaşanır. Ha tabi yine zahiri planda hayattasındır ama artık eşyanın hakikatine vakıf olmuşsundur. İşte
O da olur ve son perde 71. perdede kalktığı zaman Allah'ın zatı sende tecelli eder diyor. Ama peki bu nasıl olacak sorusuna deminden beri konuştuğumuz şeylerin cevabını vermiş. Yani iyi insan olmak, nafile ibadetleri ve farz ibadetleri yapmakla ve nasibinde varsa da seyri sülük yapmakla, yani bir kamil mürşit bulmakla demiş efendim. Bitiriyoruz ama bir de insanlığa şifa olan tavsiyeleri var. Onların da bugüne katkı sağlaması diliyoruz. Evet. Bunları da söylüyoruz ve bitiriyoruz. Şöyle efendim, diyor ki kendisi, kişinin diyor alerjisi yoksa ve ateşli bir hastalığı da yoksa her gün diyor bir tatlı kaşığı bal tüketmesini kalbi, midesi ve zihni için önemsiyorum demiş. Her gün en azından bir çay bardağı kadar zemzem tüketilmesini önermiş. Yine Kur'an dinlemenin, hiç konuşmadan tefekkür halinde Kur'an dinlemenin bu bunama denilen hastalığa, hafıza zayıflığına iyi geleceğini söylemiş. Kıbleye karşı oturmanın, yani mesela namaz kılmak için ya da dua etmek için değil de, yani sadece öyle kıbleye karşı oturdun, o kıbleye karşı oturmanın da insana şifa olduğunu söylemiş. Yine günde 7 hurma, 7 zeytin tüketmenin Resulullah'ın sünneti olduğunu, bunun da insanı şifalandıracağını söylemiş. Hadis ezberlemenin ve onunla amel etmenin insanı şifalandıracağını söylemiş. Yine bir mide ve bağırsak problemi yoksa kişinin bir bardak suya bir tatlı kaşığı kadar bir sirke konulup her gün tok karnına tüketilmesinin de iyi geleceğini söylemiş efendim. Böyle şifa tavsiyeleri var. Dileriz bu bölümde gönüllerinize iyi gelsin. İyi ki oradaydınız. İyi ki buradasınız. Çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.